Bugün beni unutun abi. Pederin ışmına uğramayın. Ya sorma ya. Birini kilitledi bana. Ortağın kızına bakıcılık yapacağım. Aynen abi, aynen. Tamam. Hadi eyvallah. Yayda. Sen bayağı büyümüşsün. Tabii. Çok iyi oldu görüşmeyeli. Arayı kapatacağız artık. Aa, senin için. Bu kadar büyüdüğünü bilsem şöyle çelenk falan yaptırdım. Teşekkürler. Sanki biraz balık mı kokuyorlar? Ya ne sen sor ne ben anlatayım. Şirkete geçelim mi? Toplantı için bekliyorlar. Tamam, bana uyar. Görüşmeyeli kocaman kız olmuşsun sen İlayda. Son hatırladığım şirkette Kaan'la saklambaç oynuyordunuz. Evet, ben de hatırlıyorum hayal meyal. Sami Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Rahmetli Serhat Bey'in kardeşi. Şimdi şirketimizin başkan yardımcılığını o yürütüyor. Tabii küçük Ece'nin yaşayan tek akrabası olarak. Acınıza katılıyorum. Babam da çok üzüldü. Çok teşekkür ederim. Biraz daha iş konuşalım. Buyurun. Evet, İlayda. Sana şirket hakkında biraz bilgi vereyim ben. Bu yılın büyüme planlarında baktım uçakta. Marka zincirini geliştirmek istiyorsunuz. Umarım fazla bir şey kaçırmadım. Biz de açacağımız yeni marketlerden bahsediyorduk Kaan. Evet. Hedefimizdeki mahalle küçük ama gelişime açık. Bölgedeki ilk süpermarket biz olacağız. Ufak tefek problemler var ama hallediyoruz. Sanırım bir kooperatif. Orta Pazar Kooperatif. Kooperatifi mahalleli kurmuş. Kooperatifin pazar alanı tam da bizim kuracağımız marketin yanında. Üstelik devletten 49 yıllığına kiralamışlar. Çözemeyeceğimiz bir şey değil. Mahalleden iş bitiren bir arkadaşla çalışıyoruz. Bizim adımıza kooperatif hisselerini topluyor. Aldık diyelim. Bu insanlara ne olacak? Bize ne onlardan? Onlar da başının çaresine bakacak artık.